İyi akşamlar efendim. Yepyeni bir mercek programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Sabah 9'da başlayan, Kanal 3'te sabahla başlayan birlikteliğimiz şu saatlerde mercek programı ile devam ediyor. Evet, artık kış geliyor. Kömürle mi ısınacağız, doğalgazla mı ısınıyoruz, afşetle mi ısınıyoruz, nasıl ısınıyoruz, enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanmalıyız, ısınırken nelere dikkat etmeliyiz. Evet, en önemlisi çevre dostu mudur, değil midir? Bu konuları konuşacağız. Tüketimimiz konusunda faturalarımızı nasıl düşürebiliriz? Bunları anlatacak. Evet, Aksa Afyon Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Tuncay Gezer. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Evet, ben sizi biraz soluklandırayım efendim. Bu arada da isterseniz programımıza Aksa'yı tanıtan bir VTR'miz var. Onunla başlayalım. Akabinde de sohbetimize devam edelim. Hay hay. Dünya yaklaşık 5 milyar yaşında. Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi insanoğlunun kendi elleriyle yarattığı çevresel problemler nedeniyle dünyamız ciddi bir tehditle karşı karşıya. Ve enerji, modern insanın en temel gereksinimlerinden biri. Enerjiyle ısınıyor, besleniyor, üretiyor ve yaşıyoruz. Dünyada enerji tüketimi hızla artarken, yaşanan çevre problemlerine karşı alınabilecek önlemler tüm insanlığın ortak sorunu. 2040 yılında dünya nüfusu 9 milyara ulaşacak ve bunun tek bir anlamı var: daha fazla tüketim. Artan enerji talebini karşılamak için üretimi artırmak yerine, verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla enerji talebini kontrol altına almak çok daha doğru bir çözüm. Sadece verimliliğin artmasıyla küresel enerji talebimizin %15 daha az gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Gelecek için ya şimdi harekete geçeceğiz ya da büyük felaketlerin yaşanmasını izleyeceğiz. Bu noktada doğal gaz gibi daha az karbon yoğun yakıtlara geçilmesi geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Yaşamın her alanında kullanılan doğal gaz, hayatı kolaylaştıran, konforlu, hesaplı ve doğa dostu bir enerji kaynağı. Depolama ve yakıt hazırlama işlemleri gerektirmiyor ve yakıcı sistemlerde doğrudan kullanılabiliyor. Endüstriyel kullanımlarda tasarruf ve verimliliği artırıyor, ürün kalitesini yükseltiyor, işletme bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Doğal gazı ülkemizin dört köşesine güvenli bir şekilde ulaştırma hedefiyle 2002 yılında başlayan hikayemiz bugün büyük bir başarı ve istikrarla devam ediyor. Doğal gaz, kömürle kıyaslandığında atmosfere salınan karbon miktarı bakımından çok daha avantajlı bir yakıt. Dağıtım bölgelerimizde kömür yerine doğal gaz kullanan aileler sayesinde atmosfere salınan toplam karbon miktarı yaklaşık %45 daha az gerçekleşti. Bu oran 260 milyon ağacın temizleyebileceği miktara eşdeğer. Doğal gaz kullanımı yaygınlaştıkça şehirlerimiz daha rahat nefes alacak. Doğal gazın çevreye, ülke ekonomisine, aile bütçesine ve yaşam kalitesine katkıları nedeniyle önemi arttıkça, Aksa Doğal Gaz ailesi olarak biz de her geçen gün büyüyor, Türkiye'nin enerjisine enerji katıyoruz. Balıkesir bölgesinde başlayan doğal gaz dağıtım faaliyetlerimiz, bugün 27 il, 165 ilçe ve beldede gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılında 9 milyar metreküp doğal gaz sağladığımız 2,5 milyon doğa dostu abonemizle biz büyük bir aileyiz. Bugün Türkiye'nin en geniş coğrafi dağıtım ağına sahip doğal gaz şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. 3,1 milyar Türk lirasını aşan ciromuzla Fortune 500 Türkiye'nin en büyük şirketleri listesine 47. sıradan girdik. Dağıtım bölgelerimizdeki 15 milyon nüfus ve yaklaşık 4,5 milyon potansiyel müşterimiz ve sektörde önce olmanın sorumluluğuyla gelecek 4 yılda 2,6 milyar TL yatırım yaparak şebeke büyüklüğümüzü 24 bin kilometreden 42 bin kilometreye,
abone sayımızı 2,5 milyondan 3,7 milyona ulaştırmayı ve 11 milyar metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji alanında ülke ekonomisine yaklaşık 22 milyar TL tasarruf sağlarken 15 binden fazla vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunduk. Bununla birlikte dağıtım bölgelerimizde doğal gazla üretim yapan sanayi yatırımlarının hızlanmasına da katkı sağlıyoruz. Ve bizim için en önemlisi milyonlarca abonemizin gülen yüzü ve can güvenliği. 2,5 milyon doğa dostu abonemize doğal gazı en güvenli şekilde ulaştırmak hedefiyle can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek tüm olumsuzluklara karşı gereken önlemleri alıyoruz. 7/24 kesintisiz hizmet veren 187 doğalgaz acil hattımız ve uzman ekiplerimizle her an yanınızdayız. Ülkemiz, dünya doğalgaz iletim güzergahlarında stratejik bir konumda. Bu nedenle doğalgazın yakın gelecekte hepimiz için çok daha önemli bir enerji kaynağı olacağını öngörüyor, hedeflerimizi her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için tükenmeyen bir enerjiyle çalışmaya, ülkemizin dört bir köşesine doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerjimizi sunmaya devam edeceğiz. Evet efendim, ben tekrar hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Afyon Doğalgaz, Aksa Doğalgaz Şirket Müdürümüz Tuncay Gezer Bey efendim, tekrar hoş geldiniz. Ben sohbete başlamadan önce arkadaşlarımdan rica edeyim, WhatsApp hat numaramız ekrana yansıtılırsa izleyicilerimiz de soru ve görüşleriyle, şikayetleriyle, istekleriyle, talepleriyle programımıza katılabilirler. Evet, 0541 330 0906. Evet, arkadaşlarım da ekrana yansıttılar. Evet, programa başlamadan, yine ben sohbete başlamadan buradan İzmir'e eski Aksa Afyon Şirket Müdürü Murat Ceren kardeşime selamlarımı iletiyorum. Yapamadığınız şeyleri o yapmıştır. Benim üzerime söylesin dedi. Evet, Murat Bey'den aldığınız hizmet bayrağını efendim yukarıya taşımaya çalışıyorsunuz. Elimizden geldiği kadarıyla. Evet, evet. Uzun yıllarda bu şirketin içerisindesiniz. Ben sizi tanıyorum ama tabii izleyenlerimiz merak ediyordur. Tuncay Gezer kimdir efendim? Hasan Bey, kendimi tanıtmadan öncelikle şunları belirtmek isterim. Öncelikli olaraktan programda bize yer verdiğinizden dolayı Kanal 3 ailesine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Evet, şeref verdiniz. Ayrıca şöyle gündemimizde şöyle bir durumumuz var enerji sektörü olaraktan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Kasım ayının ikinci haftasını enerji çalışanları haftası olaraktan ilan etmiş durumda. Bu nedenle ülkemizde ve Afyon'da enerji sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımın bu güzel haftasını kutlarım. Böyle bir haftayı bize layık gören hem bakanlığımıza hem de yöneticilerimize de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Evet, ben de buradan bu hafta nedeniyle bu sektörde faaliyet gösteren, çaba harcayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederiz. Kendimi tanıtmaya gelecek olursak, ismim Tuncay Gezer. Aslen Ankaralıyım ve makine mühendisiyim. 2007 yılından beri Afyon Karahisarlı'mıza hizmet vermekteyim. Bunun 3 yıllık bir dönemini Dinar Şube Şefi olaraktan çalıştım ve Dinarlılarımızla birlikteydim. 2012'den yılından bu tarafa da geçen yıla kadar yapım işletme şefi olarak çalışmaktaydım. Ve arkasından işletme müdürlüğü ve şirket müdürlüğü göreviyle şu anda görevime devam etmekteyim. Evet, yani tepeden inmediniz, alt basamaklardan yukarılara doğru çıktınız. Bu İnşallah da bir bakalım. Başarı göstergesidir. Evet, aynı zamanda Afyon Karahisar'ın eniştesisiniz. Doğrudur. Evet. Eşim Afyon Karahisarlı. Onunla birlikte 2012 yılında evlendik.
Ve burada hem hizmetlerimize devam ediyoruz hem de hayatımıza burada devam ediyoruz. Evet, yani siz de ben gibi yananlardansınız. Bu da işin esprisi. Yok, estağfurullah. biz Afyon'u seviyoruz, hizmet evet. etmeyi seviyoruz. İnşallah daha güzel işler de başaracağız. İnşallah, inşallah. Tabii ekibiniz harika. Muhteşem bir ekibiniz var. Genç, dinamik bir ekibiniz var. Yollarda sık sık araçlarınızı görüyoruz. Hatta merak ediyoruz, bunlar böyle sokaklarda niye çok dolaşır diye. Mutlaka hizmet için dolaşıyorlar. Evet. Evet, evet efendim. Tabii Afyon'da başladınız göreve. Peki Afyon, Aksa Doğalgaz deyince neler anlamak gerekir efendim? Ne zaman hizmete geçmiştir? Buyurun. Hasan Bey, biz 2006 yılından bu tarafa Afyon Karahisar'da faaliyetlerimize 2006 yılında başladık. Ve 2007 yılında bir fiil olaraktan altyapı çalışmalarımız başladı ve aynı yıl içerisinde doğalgaz arzını sağladık. Bu kapsamda 2007 yılında Afyon Karahisar Merkez, Bolvedin, Çay ve Dinar ilçelerinde hizmet vermeye başladık. Ve buradaki yatırımlarımızı her yıl artıraraktan devam ettik. Bunlardan ilk önce bahsetmek gerekebilir. 2017 yılında ise bünyemize katılan 5 noktamız daha oldu. 5 ilçemiz daha oldu diyebiliriz. Bunlar Emirdağ, İsçehisar, Şuhut, Sandıklı ve Erkmen kasabamız. Belde olaraktan da bahsedebiliriz. Bunların da katılmasıyla beraber buradaki yatırımlarımızı da ivedi şekilde başlayaraktan 2 yıldır buradaki hizmetlerimizi de artırarak devam ediyoruz. Bu yıl da aynı şekilde devam etmekteyiz. Evet. Şirketimiz şu ana kadar güncel olaraktan baktığımızda yaklaşık olarak 133 bin potansiyel aboneye ulaşmış durumda. Kapısına doğalgazı götürmüş durumda. Bunlarda da mevcutta da 96.200'ün üzerinde kullanıcımız mevcut. Doğalgaz hizmetini almaktalar. Ayrıca şirketimize baktığımızda şebeke büyüklüğümüzü her yıl arttırdığımızdan bahsediyoruz. Şu anda güncelde de 1320 km civarında VTR'mizde görmüştünüz. Oradaki VTR'yi şöyle bahsedeyim. Yılbaşı itibariyle hazırlanmış bir VTR'ydi. 2019 yılı başı itibariyle. Yılbaşı itibariyle. Tabii ki 2019'daki yaptığımız yatırımlarla beraber şunu bahsedebilirim. 2,5 milyon aboneden şu anda güncelde 3,2 milyon aboneye ulaşmış durumdayız. Türkiye genelinde. Türkiye genelinden evet. bahsediyorum. Çünkü Aksa Doğalgaz Türkiye genelinde 31 il sınırı içerisinde 27 il merkezi ve 180 ilçede hizmet vermekte. Evet. Neredeyse 1/3'ünü Türkiye'nin enerjisini siz sağlıyorsunuz. Evet. 81 ilimizde şu anda doğalgaz mevcut ve 27 ilinde bir fiil Aksa Doğalgaz hizmet vermekte. Dediğiniz gibi bu da büyük bir oranda bu sektörde hizmet verdiğimizi göstermekte. Şebeke büyüklüğü olarak Aksa Doğalgaz dediğim gibi şu anda 30 bin kilometreye bir şebeke büyüklüğüne ulaştı. Afyon'da da ki miktarımızda 1326 kilometre bir şebeke büyüklüğümüz mevcut. Bunun evet. üzerinde 133 bin yaklaşık olaraktan abonemiz mevcut. Bunun 96.200'ü de evet. bir fiil hizmet almakta. Ekranda yansıtıyorlar arkadaşlarım. Evet. Buradaki dağılımı da ayrıca ilçelerimizdeki hizmet verdiğimiz ilçelerimizdeki dağılımlarına kadar ayrıntılı bir şekilde görebilmekteyiz. İsterseniz burayı arkadaşlarım görüntüde tutsunlar. O görüntüyü tekrar yansıtırlarsa o görüntü üzerinde konuşalım efendim. İlçelerimizi yakından izleyicilerimiz nerede abone var bir sahip olsunlar. Evet. Burada yine Afyon haritamızın üzerinde hizmet verdiğimiz noktaları Bolvedin, gösterdik. Çay, Dinar, İsçihisar, Emirdağ, Şuhut, Sandıklı, Erkmen. Erkmen. Buralar doğalgaz konforuyla tanıştılar. Evet. Kavuşmuş durumda ve hızla buradaki yatırımlar devam etmekte. Daha çok insana, daha çok müşteriye ulaşmaya çalışmaktayız şu anda. Evet. Tabii şimdi Afyon Karahisar'ına geldiğimiz zaman tüm mahalle muhtarları işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi istediği zaman aman müdürüm bize doğalgaz diyorlar, sizin kapınızı aşındırıyorlar, sayın valimizin kapısını aşındırıyorlar, keza milletvekillerimizin. Tabii bunlar yatırım götürmek büyük maliyet istiyor değil mi efendim? Doğrudur. Bir yere yatırım götürmek için neyi baz alıyorsunuz? Hasan Bey, biz buradaki yatırımlarda dediğiniz gibi öncelikle talep topluyoruz. Bizim için şu mahalle olsun, bu mahalle olsun diye bir öncelik tutmak yerine
mahallelerimizden gelen talepleri, hem münferit gelen şahıslardan gelen talepleri, hem de toplu olabilecek taleplerin hepsini mutlaka değerlendiriyoruz. Bunlar yazılı oluyor değil mi? Tabii ki. Sözlü de olaraktan başvurularımız sosyal medya üzerinden olsun, telefonla olsun ve dediğiniz gibi yazılı yöntemlerle ulaşan tüm taleplerin hepsini mutlaka değerlendiriyoruz. Bunlardaki yapabileceklerimizi, basit çözümler olanları anında çözmekte veya da önümüzdeki yatırım programlarında bunları değerlendirmeli miyiz? Yoksa taleplere göre hangisine daha öncelik vereceğiz? Bunun kararlarını bu gelen taleplere göre karar veriyoruz. Evet, tabii insanın aklına şöyle bir şey gelir efendim. Neden doğalgaz kullanayım? Yani bana sağladığı avantajlar nelerdir efendim? Şimdi şöyle bahsetmek gerekirse, bir kere doğalgaz çevre dostu. Evet. En başında en önemli konusu bence bir artık dünyanın çevre kirliliğine verdiği önem ortada olduğu için ve burada bunu en aza indirebileceklerden, enerji kaynaklarından birisi doğalgaz. Evet. Bu en baş madde olaraktan çevre dostu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü içerdiği metan gazının oranlarının çok yüksek olması, %92, %93 seviyelerde bir metan gazı içermekte. Bu da doğal gazlı yakıcı cihazlarında çok verimli bir yanma sağlanmakta. Sonucunda da hava kirliliğine neden olmayacak su buharı ve karbondioksit olaraktan bacalarımızdan çıktığından dolayı çevreyi kirletmemekte. Şehirlerimizin hava kirliliğini en aza indirmekte. Evet, özellikle Afyon gibi çanak bir bölgede olan kentteki hava kirliliğini hepimiz kış ayı başladığında görüyoruz. Maalesef hala daha kömür kullanan vatandaşlarımız var. Tabii kimisi mecburiyetten dolayı, kimisi mecbur kaldığı için veya tabii o noktaya geleceğim. İşte pahalı mıdır, değil midir? Onu az sonra görüşeceğiz. Onu ayrıca ben size bahsedebilirim ama neden doğal gazdır derseniz hani biraz daha yine bir sürü avantajları var. Evet, onları isterseniz tek tek konuşalım. Arkadaşlarım da onları yine yansıtsınlar. Bu doğalgaza baktığımızda bir diğer şey temiz olması. Temiz olmasından da kastımız diğer petrol ürünleri veya da yakıtlarda, kömür gibi yakıtlarda kullanıldıktan sonra ortaya bir kül çıkmakta, çöp çıkmakta. Kesinlikle hiçbir şekilde böyle bir çevre kirliliğine de sebebiyet vermemekteyiz. Bu nedenden dolayı temiz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanlarımız için zaman öyle bir zaman ki artık konfor zamanı ve konforlu olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü doğal gazı hem ısınmada, sıcak suda, mutfakta pişirme amaçlı olarak kullanabiliriz. Sanayide aynı şekilde iş üretmede olsun, proseslerde olsun çok verimli noktalarda kullanıp ülke ekonomisine katkıda kullanmaktayız. Ve dediğimiz gibi bunun ülke ekonomisine katkısıyla beraber çevreye zarar vermemesi en büyük etkenlerin başında sayılabilir. Ayrıca güvenli. Bundan kesinlikle vatandaşlarımız emin olabilir. Çünkü biz her noktada bu güvenliği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Uzman ekiplerimizle, eğitim aldırdığımız ekiplerimizle bunları sağlıyoruz. Evlerinde kullandıkları yakıcı cihazlar ona göre çeşitli testlerden geçerekten ve kullanıma uygun hale getirerekten gidip kullanıyorlar. Ondan dolayı güvenli olduğundan çok rahatlıkla söz edebiliriz. Verimli olması en önemli konulardan birisi. Yani doğal gazın baktığımızda belki yeni hatta kullanılan yoğuşmalı cihazlarla beraber %100'e yakın bir verime sahip. Böylece aldığımız doğal gazın enerjiye dönüştürerek ısı haline veya da kullanmak istediğimiz her hale büyük oranlarda yani %100'e yakın bir oranlarda kullanabiliyoruz, verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Sağlıklı olması yine önemli. İnsan sağlığına hiçbir şekilde bir zarar olmuyor bu sayede. Çünkü hem verimli olması, uygun ortamda da yaktığımız zaman havayı kirletmemesi, doğalgazın kendi özelliği olan zehirsiz olması ki bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü toplumumuzda doğalgazdan zehirlenme diye bir bazen haberler veya da şeyler çıkabiliyor, bilgiler duyabiliyoruz. Doğalgaz kendisi özelliği itibariyle zehirsiz bir gazdır. Zehirleme gibi bir özelliği yoktur. O yüzden doğalgazdan zehirlendi denmesi bence yanlış bir terim olarak kullanılıyor. Söylenmesi yanlıştır. Bunu örneğin yani doğalgazı ocağı açtığı zaman
işte kapıyı, pencereyi kapattığı zaman zehirlenmiyor mu doğal gazın efendim? Zehirlenmiyor. Evet. Dediğim gibi zehirlenme gibi bir özelliği yok, ancak boğucu bir özelliği var. Çünkü dediğiniz gibi kapı pencere kapatılır, içeri tamamen doğal gazla doldurulursa oksijende azalma başlayacağından dolayı rahat nefes alınamayacaktır. Bu da boğulmaya neden olacaktır haliyle. Evet. Bu nedenle boğucu bir özellik olabilir. Evet, bazı evlerde ben şahit oluyorum. Doğal gazın olduğu bölgede, alarm cihazının olduğu bölgede siz camda bir şey havalandırma açıyorsunuz. Onun ismine havalandırma, menfez. Menfez açıyorsunuz. Kimisi işte onu kış aylarında soğuk geliyor diye üzerini kapatıyor. İşte naylonla veya herhangi evet. bir yerle. Bunun sakıncası var mıdır efendim? Kesinlikle sakıncası var. Biz özellikle bu konuya çok dikkat ediyoruz. Her bulunduğumuz ortamda da bunu hatırlatıyoruz. Ve ayrıca arkadaşlarımız ihbar hattı üstünden gelen telefonlarda olsun, vatandaşlarımızın doğalgaz kullanmaya başlayacağı ilk günden itibaren bu menfezlerin olup olmadığı dikkatlice kontrol edilmekte. Ve kesinlikle yoksa kesinlikle doğalgaz kullanımı durdurmaktayız. Bunlarla ilgili kullanıcılara bilgi vermekteyiz. Çünkü bu menfezin özelliği, şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsettiğimiz gibi içeride bir doğalgaz kaçağı olması durumunda buradan havalanmasını, bulunduğu ortamın havalanmasını sağlanmakta ve bir doğalgaz miktarındaki artışı önlemekte. Ayrıca dışarıdan taze oksijen içeri almakta ve içeride kullandığımız başka veya da ocaklarımızda kullandığımız ateş içerideki oksijeni bitirdiğinden dolayı içerideki havalandırmayı sağlamakta, sağlık açısından daha iyi olmaktadır. Bunun kapatılması oradan gelecek bir soğuk miktarı çok fazla evleri etkilemeyecektir. İnsanlarımızın güvenliği açısından mutlaka buna dikkat etmeli ve kapatmamalılar. Tersi bir uygulama yapmak yanlış olacaktır. Evet. Bizim bir gün işte eşim beni aradı. Biz normalde kapalı değil ama önünde panjur perde olunca oradaki hava sirkülasyonunu kesmiş. Hı hı. Ocakta da efendim işte patlıcan közlüyor. Onun dumanından veya kokusundan alarm çalışmaya başlamış. O da bir korkuya kapılmış. Tabii otomatikman gazı da kesiyor. Bir müddet sonra alarm susuyor ama ocaktan gaz gelmiyor gazı kestiği için. Bu bahsettiğiniz olay şöyle, dediğiniz gibi biz gittiğimiz zaman hem menfez ve birçok vatandaşımız da gaz alarm cihazları da taktırmakta ikinci bir emniyet olaraktan. Siz böyle bir durumla karşılaşmışsınız. Menfez önüne panjur geldiğinden dolayı görevini tam yerine getirememiş, ancak içerideki oluşan ağır bir kokudan kaynaklı gaz alarm cihazı yine de içeride bir tehlikeli durum olduğunu düşünerekten otomatik olaraktan gazı kesmiş. Dışarıdan gazı kapatmış durumda. Bence kendinizle de güzel bir örnekle karşılaşmışsınız. Evet. Ancak ben her zaman söylüyorum, gaz alarm cihazları elektrikli bir cihaz. Bunların çalışmama durumu, arızalanmasına karşılık, elektriklerin kesilmesine karşılık düşündüğümüzde menfezin önemi bir kere daha ortaya çıkacaktır. Bu menfezin mutlaka açık olması lazım. Kapatılmaması lazım. Kesinlikle. Evet, alarmın çalışması da az önce söylediğiniz gibi güvenliğin ne kadar hassas olduğunu da gösteriyor. Bir de ben şahit oldum. İlk kurulumlarda bağladıktan sonra çok sıkı bir kontrol yapıldığına şahit oldum. Bir zamanlar hatta oburların siyah olarak kalması, boyanmaması isteniyordu. Yine hala o görüş devam ediyor mu efendim? Hasan Bey, orada eksik söylediğiniz bir bilgi var. Biz şöyle söylüyoruz müşterilerimize ve vatandaşlara, kullanıcılara. Biz ilk kontrole geldiğimiz zaman doğalgaz tesisatı kesinlikle boyanmamalı. Çünkü testler yapılırken mevcut ham boru üzerinden testleri yaptığımızda daha doğru... Kaçağı görebiliyorsunuz. Evet, yani bir kaçak varsa görebiliyoruz. Evet. Eğer bu kontroller yapılmadan önce boyanırsa, olabilecek ufak böyle iğne deliği kadarlı delikler bile boya o anlık kapatabilir. Üstünü kapatabilir ve kaçak göstermeyebilir. Evet. Ancak testlerimiz tamamlandıktan sonra borularımızın uzun ömürlü olması, paslanmaması, kötü görünmemesi için boyanmasını tavsiye ediyoruz. Böylece çok daha uzun ömür. Üzerinin mobilyayla kapatılması? O istenmeyen bir durum. Çünkü dediğimiz gibi bir kaçak olması durumunda o mobilyanın içerisinde birikebileceğinden dolayı bu istemediğimiz bir durum. Evet, evet. Birinci partımızın yani birinci bölümünün sonuna geldik. Bir reklam arası vereceğiz.
Bu arada İzmir'den size selam var efendim, Murat müdürümüz. Selamlar, bizden de selamlar. Selam söylemişler. Hatırlanmak güzel, kardeşimin başarılarıyla gurur duyuyorum demiş efendim. Teşekkür ederim Murat müdürüme. Biz de ona buradan başarılar dileriz İzmir'de. Evet, evet, güzel İzmir'imizde. Hizmetlerine devam edelim. Evet, evet. Biz de tekrar buradan selamlarımızı söyleyelim. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yine birlikteyiz efendim. Evet efendim, Mercek programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Tuncay Gezer müdürümle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Tabii sorularımız da gelmekte, zaman zaman size soracağım efendim. Tabii avantajlarından bahsediyorduk. Ekonomik olup olmadığı ile ilgili hususta neler söyleyebiliriz efendim? Doğalgaz ekonomiktir. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kimse de yoğurdum ekşi demez de tabii bunu biraz açmak isterim efendim. Tabii ki. Tabii ki Hasan Bey, bunu açmakta tabii ki fayda da var. Çünkü bazen halkımızda şöyle bir durum var. Evet. Kanı olaraktan. Doğal gaz faturasını direkt eline aldığı zaman hemen kendi kömürüyle karşılaştırabiliyor. Doğal gazın faturasının içerisinde birçok konutumuzda, hanemizde hem ısınmada, hem sıcak suyunda, hem de mutfağında kullanmakta. Burada yani göreceğiniz, yani anlayacağımız gibi hem tüpünü hem de ısınmasını sağlamakta. Ama insanlar direkt olaraktan bunu sadece ısınma gibi düşünmekte ve ona göre bir kıyas yapmaya çalışmakta ve eksik yapmakta. Doğal gazın her türlü kalorifik değerleri de olsun, hesaplamaları da olsun, buna da bakmış olsak, kullanırken ülkemizde de bakacak olsak, ekonomik olmasa kimse bunu çok fazla tercih etmez. Tabii ki çevre dostu olması ve diğer avantajlarıyla beraber ekonomik olması çok önemli bir konu çünkü. Biz baktığımızda şu anda bir tüp kullanımına baktığımızda, mutfaktaki tüp kullanan vatandaşlarımıza baktığımızda 5 kat daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Yani kullandıkları veya da harcadıkları paranın 5 kat daha azaldığını görüyoruz. %80 daha tasarruflu. Evet, hakikaten öyle. Yani biz iki tane kızım vardı benim. O zaman işte lise yıllarında. Neredeyse her gün tabii banyo ihtiyaçları oluyor. Banyo yaparlardı. Bir de mutfağa kattığınız zaman ben ayda iki tüpü rahatlıkla bitiriyordum. Doğrudur. Bugün herhalde 110-115 lira civarında bir tüp. Son gelmeden, hatta bu fiyata da bakayım, yanlış bir bilgi vermek istemedim. Kontrol ettiğimde 117 lira gibi bir fiyat, evet, gördüm. Biz 115 desek 230 lira mı yapacak efendim? Evet. 230-35 lira. Bunu 12 ile çarptığımız zaman, yani yaklaşık 2500 lira civarında bir fiyatı bulacak neredeyse. 2400-2500 evet, lira, evet, civarında. Evet. Yani oradan bir avantajı. Tabii bir de özellikle kış aylarında Ocak veya Şubat'ta ister istemez soğuktan dolayı aşırı bir tüketim oluyor. Herhalde ilk vatandaşın gözüne çarpan ne oluyor? Bir bakıyorsunuz işte 200 lira bir fatura gelirken Ocak'ta geliyor 600 lira bir fatura. Şubat'ta geliyor 600 lira. Kullanıma göre değişecektir tabii, evet, ki bu miktarlar. Evet, aman diyor, doğalgaz cep yakıyor diyor. Sanki 12 ay böyle geliyormuş gibi düşüncesiyle pahalı mı acaba diye bir hisse kapılıyor. Acaba kömür mü avantajlı olacak bana diyerekten böyle yorumlar yapılabiliyor. Dediğiniz gibi kış dönemlerinde fatura miktarlarında artış görmekteyiz. Ancak ülkemizde kış en fazla veya da genelde yoğun olaraktan 3 ay geçmekte. Aralık, Ocak, Şubat aylarında geçmekte. Diğer zamanlarda artık iklim daha bahar havalarına döndüğünden dolayı bu faturalar hızlı bir şekilde düşmekte. Böyle bir durumdayken bence kullanıcıların 12 aylık harcadıkları paraya bakması ve ona göre değerlendirmesi daha doğru olacaktır ki zaten böyle yapılması gerekiyor. Bir ev ekonomisi de olsa, ülkemizin ekonomisi de olsa bütçelerimiz buna göre yapılmakta. Yıllık olaraktan bakmak gerekiyor. Anlık bakmak hataya
sebebiyet evet. verebilmekte. Peki Sayın Müdürüm, tam burada duralım da siz ortalamaları vurduğunuz zaman Afyon Karahisar'da ortalama 120-130 metrekare diyeyim bir dairenin yıllık tüketimi nedir? Hasan Bey, bununla ilgili biz bir çalışma yaptık açıkçası. Hani son 4 yıl boyunca Afyon'daki doğal gaz kullanan konutlara ne kadar gaz sattığımızı biz biliyoruz. Bunları takip evet, ediyoruz. Ekranda da grafikte evet. de yansıyor. Evet. Dediğim gibi konutlara ne kadar gaz sattığımızı faturalarından takip edebiliyoruz. Aynı şekilde ne kadar gaz sattığımızı bildiğimizden dolayı ne kadar gaz sattığımızı, ne kadar konut sattığımızla karşılaştırdığımızda bir konuta ortalama 2016 yılında 1054 metreküp, 2017 yılı sert bir kış geçirmiştik. Çok kış bir olmuş. O zaman 1174 metreküp'e çıkmış bir konutun yaktığı ortalama metreküp olaraktan. 2018'i hatırlarsanız çok daha az bir kış geçti. Hatta kış yaşamadık diyerekten konuşmuştuk kendi aramızda dostlarla beraber. O zaman 960'a düşmüş ortalamamız. 2019'daki bu 10 aylık süreç ve son 2 ayda biz tabii ki bazı tahminler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar daha gaz kullanılır diye. Bu ortalamalara da baktığımızda, o planlamaları aldığımızda 1168 metreküplük bir Afyon'da konutun ihtiyacı olacağını görüyoruz. Bu 1168'in içerisinde dediğim gibi hem ısınması, hem şofbenin de sıcak suyunda olsun kullanacak, hem de mutfağındaki kullandığı bir ortalama. Evinizin mevcut durumuna göre bunun belli miktar üstüne çıkacaktır, belli miktar altına inecektir. Bu ortalama bir değer olduğundan dolayı kendi çalışmamız. Ama bu değerlere yakın bir şekilde kullanılacaktır. Faturalandırırsak ne yapar efendim? Bu yani şu andaki Ekim ayı fiyatlarımızla bile bunu yapabiliriz. KDV, vergiler dahil her şeyi bile koymuş olsak 2090 lira civarında bir para yapacaktır toplamda. Bir yıllık ödeyeceği evet, paradır. Evet. Bunu da bana soracak olursanız bu kömür parasına anca denk gelmekte ki kömür parasından belki daha aşağılara düşmekte. Eğer bir ev 2 ton, 3 ton, 4 ton bir kömür yakıyorsa şu andaki kömür fiyatlara baktığınızda çok daha aşağıda olacağı görülecektir. Yanında tüp kullanımları her türlü hiçbir şekilde vatandaşımızın cebinde kalacak, tasarruf etmiş olacak ve bu sayede hem aile ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Evet, tabii 3 ton kömürle de bir bilemediniz iki odayı zor ısıtacak. Yani evet, yani bir de bu konfor, işte doğalgazın avantajları içerisinde bahsettiğimiz konfordan kastımız aslında biraz da buydu. Eski dönemlerde veya da kömür kullanıyorsanız bir odayı veya da iki odayı ısıtabilirken diğer odalar daha soğuk olabilmekteydi. Doğalgazda tüm evinizin her tarafını aynı şekilde eşit miktarda ısıtabileceğiniz bir durum. Evet, bugün sizinle sohbet ederken hatta bir arkadaşımızın ben faturasının yüksekliğinden bahsediyor dedim. Arkadaşımızı aradık. Yaklaşık 300 metrekare bir apartmanda, dubleks bir dairede oturuyor. Size de söylediğim gibi işte Ocak'ta 1200 lira fatura geliyor diyor. Tabii oturduğu daireyi kaç daire olarak hesaplamalı? Yani 100 metrekare, normal Türkiye'deki evlerin 100 metrekare geneli evet. olduğunu düşünürsek 3 daireye tekabül edecektir. Yani bu oradan bile bakmış olsak 3'e böldüğümüzde en kış şartlarında 400 liralık bir daireye fatura evet. geldiğini görebiliyoruz. Evet. Yani buradaki verilerin de doğruluğunu bir kere daha gösterecektir. Çünkü 3 aylık bir dönemde yaktıktan sonra faturalar giderek düşmekte. Yazın zaten sadece tüp faturaları biraz önce de bahsettiğimiz gibi %80 tasarruf olduğundan dolayı çok küçük mevlalarda faturalar geleceğinden dolayı ki ben şunu da söyleyebilirim. Biz evet. Temmuz ve Eylül aylarında fatura bile çıkartmıyoruz. Çünkü kullanımlar çok düşük olduğundan dolayı kağıt masrafımız olmasın, fatura masrafımız olmasın diyerekten, arkadaşlarımız sahaya çıkmasın diyerekten belli aralıklarda 2 ayda bir fatura kestiğimiz dönemlerimiz var. Yaz dönemlerini bu şekilde geçirmekteyiz. Evet, o faturaya ayrıca geleceğim efendim. Ben de ödenmediği zaman hemen 2 gün sonra sizde o adaş gibi gönderip kesiyor musunuz? Onu az sonra sormak anlatırım. İstiyorum efendim. Evet, tasarruf yöntemleri veya ve de güvenliği kullanmak için ne yapmalı vatandaş, güvenlik kullanması için vatandaşın üzerine düşenler nedir? Tabii bu arada herhangi bir şüphe durumunda nereye arayacaklar efendim? Şimdi Hasan Bey, bu sorular içerisinde tasarrufla başlayalım isterseniz. Lütfen. Çünkü ülkemizde
enerji kısıtlı miktarlarda var. Özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerimiz çok kısıtlı olması bizim dışarıdaki ülkelerden, başka ülkelerden bunları temine yönlenmiş durumdayız. Evet. Buralardan belli anlaşmalarla gaz satın almaktayız. O yüzden bu gazı en iyi şekilde kullanmalıyız ki ülke ekonomimize katkımız devam edebilsin. Evet, bununla ilgili arkadaşlarım görseller de yayınlıyorlar. Evet. Efendim. Evet, yani böyle bir tasarruftaki en baştaki sayabileceğimiz yalıtım diyebilirim. Evinizin yalıtımının iyi olması, evinizin içerisindeki doğalgazla ısınmayı sağladıktan sonra dışarıya ısı kayıplarını önlerseniz içeride kalması, bu da yalıtım sayesinde olacaktır. Mantolamanın bir de %30, önlemi. %35, evet. Hatta kimi yapılan yalıtımlarda %40'a kadar tasarruf sağlamakta. Hani bunlar da önemli olan duvar yalıtımının mutlaka yapılması önemli. Evet. En önemli konulardan birisi. En büyük kayıplar buralardan yaşanmakta, ısı kayıpları. Çatı yalıtımınızın iyi olması yine aynı şekilde önemli bir konu oluşturacaktır. Kapı ve pencerelerinizin de iyi şekilde izolasyon yapılması ve çift cam şeklindeki penler kullanması önemli bir konu bizce. Evet, bir özür dilerim. Tam oradayken ben sormak isterim. Bir izleyicimiz metreküp fiyatı kaç para diyor efendim? Yani şu andaki dediğimiz gibi tüm vergiler dahil kullanım fiyatı 1.90 civarlarında. Evet. Afyonumuzda 1.90 civarında. Evet, devam edelim. Buyurun efendim, tasarruf yöntemlerini görüşüyorduk. İkinci bir yöntem termostatik vana veya da uzaktan kumandalı evinizin sıcaklığını uzaktan kumandayla kontrol edebileceğiniz basit sistemler. Burada termostatik vanadan bahsedecek olursak evinizi istediğiniz sıcaklığa ayarlayabileceğiniz belli dereceler ve kademeler var. Buradaki ekonomik modlar seçildiğinde bu vanalar gereksiz yere eviniz istediğiniz sıcaklığa geldiğinde su akışını, sıcak su akışını yavaşlatmakta, çalıştıran cihazları durdurmakta, doğalgaz cihazlarını durdurmakta, böylece fazla çalışmasına gerek kalmadan tasarruf sağlayacaktır. İkinci bir yöntem olarak da bunu söyleyebiliriz. Üçüncü bir yöntem şunu demek gerekirse, biz toplum olaraktan biraz sıcak ortamları seviyoruz. Evet, bu çok güzel bir şey diyebiliriz. Ancak gereksiz yere, şuradan bahsedelim, evinizin sıcaklığı 25 derece olması bence tasarruf etmenizi engelleyecektir. Çünkü mühendislik açısından da olsun, normalde sağlık açısından, sağlık açısından da olsun, uygun görülen sıcaklık 18 ile 22 derece arasıdır. Bunun üstündeki sıcaklıklar çok fazla tercih edilmeyecektir. Yaşam ortamlarında 22 derece civarları yeterli görülmektedir. Bu nedenle 24, 25, 26 gibi çok yüksek sıcaklıklar kullanmak yerine buradan 1 derece dahi düşürseniz faturanızda %7 civarında bir tasarruf sağlayacaktır. Bu da baktığımızda önemli bir tasarruf edileceğini göstermekte. O yüzden Afyon halkına bu konuya dikkat etmesini, gereksiz bir fazla ısıttıkları bir ortamlar varsa bunlardan vazgeçmenin daha iyi olacağını söyleyebilirim. Tasarruf sağlayabileceklerini söyleyebilirim. Üçüncü bir yöntem kombi seçimleri veya da ortamda kullandıkları yakıcı cihazların hem seçimi hem de bakımları. Bunları belli periyotlarla kontrol etmek gerekiyor. Çünkü insanlarımızda şöyle olabiliyor. İşte ne kadar büyük cihaz kullanırsak o kadar güzeldir, o kadar iyi olur. Eviniz eğer 100 metrekare ise, 90 metrekare ise veya da yüz ölçümüne göre baktığımızda orayı için en uygun olan, yeterli olan kombi seçtiğimizde yeterli olanı kullanmak daha makul olacaktır. Çünkü oraya uygun olan bu kombi yeterince derecede çalışır ve daha fazla çalışmasına gerek duymadan böylece fazla da doğalgaz yakmak zorunda kalmaz insanlar. Bunu söyleyebilirim. Bakımlarını da zamanında yaptırdığımızda cihazlarımızın ayarları her zaman güncel kalacaktır. Böylece en verimli şekilde yakıtlı kullanmaya devam edecektir. Evet, bu arada izleyicimiz efendim az önce verdiğiniz fiyatın ilçeler içerisinde de aynı mı oldu? Aynı, tabii evet, ki. Afyon genelinde tek fiyat olaraktan evet. Faturalar uygulanmakta. Evet, bu arada merhabalar. Bolvedin Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mehmet İnceser. Sayın Müdürümüze çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bolvedin Selçuklu Mahallesi doğalgaz eksiğini 2020 projesine alırsa çok sevinirim, saygılarımla demiş efendim. Bu mesajı da size iletmiş olayım. Biz de Mehmet Bey'e buradan selamlarımızı iletiriz.
Biz onun talepleri bu yılda geldi. Kendisiyle görüşmekteyiz. 2020 ile ilgili şu anda bütçe görüşmelerimiz devam ediyor. Yapacağımız yerlerin planlamaları, hazırlıklarımız devam ediyor. Dediği gibi Bolvadin Selçuklu Mahallesi de gündemimizde. Buradaki talepleri de toplamaya başlayacağız. Kendisiyle de olsun, belediye başkanımızla da olsun. Gerçi bu konuyla beraber belediye başkanımıza da selamlarımı iletirim. O bu konularda ön ayak olmaya, vatandaşları bir teşvik etmeye, anlatmaya o da yardımcı oluyor her zaman. Onu söyleyebilirim. Evet. Selçuklu'da aynı şekilde çalışmalarımızı talep toplamaya devam edeceğiz. Ona göre de cevap vereceğiz. Güvenlik konusu. Evet. Tasarrufla orada, isterseniz tasarrufla birkaç daha maddemiz ben var. Güvenliğe önem arz ediyorum. Tasarrufu o arada da konuşalım isterseniz efendim. Benim aklımda bir konu var da onun için size buna yöneldim. Vatandaş evinde acaba güvenlikten şüphelendi. Bir ihbarda bulunacak. Nereye bulunacak? Acil 187 ihbar hattımız var. Evet, onu ekrana yansıtalım. Bir de bu, ben şunu merak ederim. Ben burada afet müdürümüzle de yaptığımızda onların ulaşım süresi. İşte emniyetimiz şu kadar dakikada 155 olay yerine gidiyor. AFAD belirli bir dakikası var. Sizin de böyle bir intikal süreniz var mıdır? Ya da nasıl kontrol ediyorsunuz efendim? Tabii ki var. Biz acil ihbarlarımıza, yüksek öncelikli acil ihbarlarımıza 15 dakikada gibi ulaşma gibi zorunluluğumuz da var. Öyle bir prensiplerimiz de var. Çalışanlarımız da bunu çok iyi bilmekte. O yüzden bir ihbar geldiğinde, acil durum olduğunda anında harekete geçmekteyiz. 7/24. Her zaman tatil yok, hiçbir şey yoktur. 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz ve evet, arkadaşlarımız görevinin başında. Ve Afyon'da şunu söyleyebilirim. Tabii ki bizim için 15 dakika konulmuş ancak biz Afyon'da genelde baktığımızda 10 dakika gibi bir ortalamada genelde tüm ihbarları, acil durum ihbarlarına yetişmekteyiz. Peki izninizle buradan mesela çağrı merkezini arıyoruz değil mi? Alo 187, evet, 187 ihbar hattını ararsanız direkt olaraktan acil bir durum var mı diyerekten sizinle merkez görüşecekler. Merkez neresidir bu çağrı hattı? İstanbul mu? İstanbul çağrı merkezimiz İstanbul'da bulunmakta. Tüm Aksa Doğalgaz'ın tüm 27 il demiştik size. 27 il ve 180 ilçemizde bu hizmeti İstanbul çağrı merkezinden yönetilmekte. Oradan yönlendirmeler yapılmakta. Evet. İzniniz olursa ben buradan bir test yapmak isterim. Yapalım mı efendim? Tabii ki, yapabiliriz olursa. Çünkü görevlerinin başında evet, olduğunu biliyoruz. Ben arayayım. Hatta reklam arasını arkadaşlarımdan ben rica edeyim. Biraz uzatalım reklama girmemizi. Evet. İyi akşamlar Fatma Hanım. Ben Afyonkarahisar Merkez'den arıyorum da bir gaz kaçağı ihbarında bulunmak istiyorum. Tabii. Afyonkarahisar Merkez Hasan Öğünç. Daire içerisinde mi? Hayır. İş yeri içerisinde efendim. Ben adresi vereyim isterseniz. Tabii. İsim soyisimi rica edebilir miyim? Hasan Öğünç. Afyonkarahisar. Afyon merkez. Evet. Hangi mahalle? Afyon İzmir Karayolu 5. kilometre. Mahalle vesaire yok mu? Mahalle Erkmen bölgesi mi geçiyordu? Erkmen bölgesi diye geçiyor efendim. Afyon İzmir. Erkmen. İzmir Karayolu Erkmen Karayolu bölgesi. Evet. Erkmen doğru mu? Erkmen. Edirne, Rize, Kayseri, Edirne, Manisa. Manisa. Erkmen bölgesi. Evet. Kanal 3 televizyon binası. Kanal 3 televizyon binası. Evet. Bilinen bir yer mi? Bilinen bir yer. Tabii efendim. Evet. Hasan Bey, aradığınız numarayı bizimle irtibata geçirebilir mi? Tabii, geçilebilir.
numaramdan veri alalım lütfen. Buyurun. Vanaları kapatın, ortamı havalandırın. İçeride çakmak, sigara, cep telefonu gibi kıvılcım çıkaracak eylemlerde bulunmayın. Elektrikleriniz açık ise açık kalsın. Kapalı ise kapalı bir şekilde bırakın. Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu var mı? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Dinle. İyi akşamlar. Evet, saat 21.53 efendim. Doğru mudur? Doğrudur. Evet, biz reklamlara girelim. O arada konuyu da aydınlatmış oluruz. Testimizi de yapmış oluruz efendim. Tabii ki, tabii ki Hasan Bey. Evet, Afyon, Aksa Afyon Doğalgaz'ın sağladığı doğalgaz konforunu ve emniyet tedbirlerini, avantajları konuşmaya devam ediyorduk. Sanırım müdürüm avantajlarda kalmıştık. Oradan isterseniz devam edelim. Tasarruflarda kalmıştık Hasan Bey. Evet, tasarruflarda kalmıştık. Evet, pardon. Dediğimiz gibi tasarruflardan birkaç daha... Evet, bir saniye. Evet, arkadaşlarımız geldiler. Hoş geldiniz. 80 ilacı ekibilerimiz var. Evet. Hasan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, evet, doğrudur. Bir saniye. 22.01, yani bu da demek oluyor 8 ki, dakika olmuş 8 gibi. Dakikada sizden özür diliyoruz. Biz test yapalım istedik. Acaba kaç dakikada geliyorsunuz diye. Umarım güvenli bir şekilde gelmişsinizdir. Sakin geldim. Doğru bir şekilde geldim. Bölgenizde doğalgaz yok. Bilginiz olsun. Evet. Etrafı kontrol edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı varsa onun bilgisini vereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay sağ olun. Gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, 8 dakika içerisinde burada oldular. Hemen hemen sizin dediğiniz süre içerisinde. Şu bilgiyi de paylaşabilirim Hasan Bey. Şu anda mesela 2019 yılı ilk 10 aylık dönemde telefonla bize ulaşan 11.615 bu şekilde ihbar olmuş. Bunların yüksek öncelikli böyle gaz kokusu var, tehlikeli durumu arz ettiği durumlar 373 tane gerçekleşmiş Afyon bölgemizde, Afyon merkezimizde. Bunlara da dediğim gibi 10 dakika gibi bir ortalama dolaşılmış durumda. Bu da iyi bir rakam. Üstelik biz öyle bir kültüre sahibiz ki ambulansa yer yol vermiyoruz ki doğalgaza nasıl yol verelim? Yani geçiş, doğalgaz araçlarımızın geçiş üstünlüğü var. Var. Ancak dediğiniz gibi daha bilinirlikte olan ambulans, itfaiye veya da polis araçları daha böyle bilinir olduğu için onlar göze çarpmakta. Doğalgaz araçlarımız insanlar tarafından veya da artık ülkemizde daha bilinir duruma gelmiş durumda ve yer verme, yol vermekteler. Bunu söyleyebiliriz. Evet, bir facianın önlenmesi için de mutlaka bu evet. Konulara hassasiyetle davranılmalı. Böyle bir durum fark ettiğimizde nasıl ambulansa, itfaiye yol veriyorsak doğalgaza da mutlaka yol vermeliyiz. Belki yol vermediğiniz doğalgaz aracı sizin evinize, sizin mahallenize gidiyor kesinlikle, olabilir. Kesinlikle, evet. Haklısınız. Evet müdürüm, buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Tasarruftan yine bahsedecek olursak, çünkü vatandaşları bilinçlendirmek önemli olduğunu düşünüyoruz. Kapı olsun, pencere olsun izolasyonlarını mutlaka kontrol etmediler. Çünkü yeni bir kış döneminde de başlıyoruz ve her kış döneminde bunlara bakmak lazım. Isı yalıtım levhası dediğimiz levhalar vardır. Bunlar sobaların genelde arkalarında konurdu. Radyatörlerin arkasına böyle şeyler koyarsak, radyatörlerin ürettiği ısıyı duvarda kaybetmek yerine bunu tekrar ortama sağlayacaktır. O yüzden bu levha yine bir tasarruf sağlayabilecektir. Bunu bahsedebilirim. Radyatörlerin önünü ev eşyalarıyla kapatmamalıyız kesinlikle. Çünkü koltuk aynı şekilde evet, koltuk olsun veya da başka sehpa olabilir. Dediğim gibi bu şekilde ev eşyalarıyla olsun, başka eşyalar olsun kapatmamak lazım. Çünkü bunlar ısı akışını keseceğinden dolayı ortamın ısınmasını geciktirecektir. Bu da tasarrufu engelleyecektir. Bir de şu hususu da ayrıca belirtmek isterim. Kısa sürelerde yani yine toplumumuzda yanlış bilinen bir uygulama var. İnsanlar evden sabah çıkarken işe gidiyorum, evde kimse olmayacak veya da okula gidiyorum, evde kapatıyor. Kimse olmayacak diye kapatıyor. Akşam geldiğim zaman açarım diyor. Böylece akşama kadar tasarruf yapmış olurum diye düşünüyorlar. Ancak birçok uygulama ve kontroller şunu gösterdi ki bu tarz kapatıp açmalar tasarruf değil, tam tersine
yakıt kullanımını arttırabilmekte. Çünkü kapattığınız zaman eviniz veya da bulunduğunuz ortam hiçbir şekilde ısınmadığından dolayı soğumaya başlamakta. Akşama kadar soğumakta. Akşam size eve geldiğinizde tekrar ev ısınsın istediğinizde bunu bu yakıcı cihazların kombilerinizi sağlaması için daha çok çalışması gerekmekte. Bu da tasarruf değil. Tam tersine yakıt sarfiyatını artırabilmekte. O yüzden bu yanlış bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Ama uzun dönemli evde olunmayacaksa o zaman kapatılabilir. Ama dediğim gibi günübirlik aç kapaların tasarruf değil. Tam tersine daha fazla yakıt yakmaya sebebiyet vereceğini söyleyebilirim. Daha da basit olarak şunu da söyleyeyim. Kışın veya da bulunduğunuz evinizde gündüzleri güneş ışığı varsa mutlaka perdeleri açın. Ev güneş ışığı alsın ki güneş enerjisinden de faydalanabilirim. Bu da bir tasarruf sağlayacaktır. Basittir ama etkili olabilir. Aynı şekilde radyatör tesisatı, su tesisatlarında da kaçak var mı bunu kontrol ettirmek lazım. Çünkü bu kaçaklar yine enerji kaybına sebebiyet verebilir. Evet, bunları da tamamladıktan sonra izninizle 2019 yatırımlarımı tamamlandım efendim. Yatırımlarımız bitti mi? 2019 yatırımlarımızı tamamlamış durumdayız. Son artık kontrollerimizi, kontrol aşamamıza geçmiş durumdayız. Yaptığımız işlerin geriye dönük olaraktan eksikleri var mı? Bunları kontrol edip bu eksiklerin giderilmesiyle kış dönemine başlayacağız. Ve 2019 yatırım dönemimizi artık kapatmayı planlamaktayız. Bu dönemde yine Afyon'umuzda bir sürü yatırım yapmaya devam ettik. Erkmen bölgemizde bu sene daha önce 2017 yılında Afyon'a yakın olan Selçuklu Mahallesi'ne yakın olan kısımdan başlayaraktan siz Kanal 3 binasının bulunduğu bu arkamızda bulunan okullar bölgesi olsun, yeni yapılaşmalar olsun 2017-2018 yıllarında buralara vermiştik. Bu sene de Erkmen beldemizin merkez noktasında belediye binasının civarı diyebilirim etrafındaki kısımlarından çalışmalarımızı tamamladık ve doğalgazı buralara verdik. Buradaki oturan Afyonlularımız kullanmaya başladılar. Aynı şekilde İsçehisar'da bu sene çalışmalarımızı yaptık. Burada da yanlış hatırlamıyorsam orada belli bir mahallemizi belli bir kısmına verdik. Burada da 300'den fazla şu anda hemen doğalgaza geçtiler. İsçehisar çok bu konuda doğalgazı evet. kullanmaya istekli olduğunu gösteriyor. Hızlı bir şekilde doğalgaza geçtiklerini iletebilirim. Emirdağ'da aynı şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Doğalgazı verdik. Yeni Doğan Mahallesi'nde çalışmalara devam ettik. Burada gaz kullanımı başladı. Bolvadin'de peyderpey belli aralıklarda gelen taleplere göre çalışmalar yaptık. Çay ilçemizde TOKİ konutlarının olduğu bölgeyi tamamladık. Dinar'da yeni yapılmakta olan 800 konutluk bir TOKİ projemiz var. Buranın doğalgazla ısınması planlanmaktaydı. Buranın altyapı çalışmalarını tamamladık. Buradaki çalışmalar bitmiş durumda. İnşallah oturmaya geçildiği zaman burada kullanabilecekler doğalgaz konforuyla. Direkt doğalgaz konforuyla tanışabilecek buradaki oturanlar. Bunu söyleyebilirim. Şu anda aklıma gelen çalışmalarla ilgili bunu diyebilirim. Tüm mahalleler, tüm muhtarlar size bakıyor. 2020 yatırımlarınız belli oldu efendim. Afyon için, Afyon ilçelerimiz genelinde bir konuşabilir miyiz? 2020 çalışmalarımızın nereleri yapılacağı tam olaraktan şu anda belirlenmedi. Çünkü bütçe çalışmalarımız ve nerelerin yapılacağını şu anda biz erken bile başladık. Önceki yıllarda genelde Ocak aylarında başlamaktaydık. Aralık Ocak aylarında başlayıp buralardan talep toplamaya başlıyorduk. Biz bu yıl önümüzdeki çalışma kapsamımızı daha geniş tutmak istiyoruz. O yüzden erken başlayaraktan talep eden mahalleleri muhtarlarımızla beraber. Buradan ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bölgemizdeki sayın valimiz olsun, belediye başkanımız olsun onların da destekleriyle daha geniş ve kapsamlı bir çalışma yapmayı planlamaktayız. Onlarla beraber onların bilgisi de dahilinde bu mahallelerden talep toplamaktayız. Önümüzdeki yıl için Battal Gazi, Ertuğrul Gazi mahallelerinden, kale civarı dediğimiz Burmalı, Olacak, Akmescit, Taşpınar mahalleleri bu civarlardaki talep toplamaya başladık. Gerçekten vatandaşlarımızın isteklerini gördüğümüzde yoğun bir şekilde çıkacaktır ortaya. Buna da inanıyorum zaten. Bu mahallelerde yapmayı planlamaktayız. Dinar ilçemizde aynı şekilde Ilıca Mahallesi, Konak Mahallesi,
Buralardaki muhtarlarımızla görüştük, belediye başkanımızla görüştük. Burada şu anda ön abonelik çalışmaları başlattık. Kayıtlarınızı yaptır, vatandaşlardan kayıtlarını yaptırmalarını da buradan talep edebiliriz. Çünkü onların yaptığı kayıtlara göre o mahallelere öncelik verecek önümüzdeki yıl. Emirdağ ilçesinde belediye başkanımızla beraber, muhtarlarımızla beraber önümüzdeki hafta çalışma başlatmayı planlıyoruz. Onunla görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki hafta muhtarlarımızla toplantı yapıp bu ön abonelik çalışmasını başlatacağız. Aynı şekilde Çay ilçesinde, Bolvadin ilçesinde ve İsçeyhisar'da da bu çalışmalara devam edeceğiz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bir izleyicimiz Şuhut'ta büyük yatırımları yaptılar diyor. Teşekkür ediyoruz diyor efendim bir izleyenimiz. Çok sağ olsun. Biz de teşekkür ederiz. Şuhut'taki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu sene de Şuhut'ta da aynı şekilde çalışmalarımızı yaptık. Evet. Bu arada Furkan Totaş, Erenler'de kapı işletmecisi. O da size ve ekibinize başarılar dilemiş efendim. Bunu da üzerimde kalmasın söyleyeyim. Evet. Bazı gruplara, örneğin şehit ailelerine, gazilere gibi bir öyle özel indirim uygulaması var mı? Yani AKSA bünyesinde. Yani şu anda öyle bir indirimimiz bulunmamakta. Çünkü biz şu anda her yıl yatırım yapmakta ve büyümeye devam eden bir şirketiz. Elimizdeki gücümüzü, parasal gücümüzü tamamen yatırıma çevirmekteyiz. Ama şu anda şehit ailelerimize, engellilerimize bir indirimimiz bulunmamakta ama sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değişik konulardan onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Burada bahsedebileceğimiz bence can yoldaşı projemiz var. AKSA Doğalgaz'ın başlatmış olduğu can yoldaşı projesi. Bu projedeki amacımız engelli vatandaşlarımızın aynı şekilde duyma, görme engelli veya da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eğer bize gelip kayıt yaptırdılarsa, telefonları bizde kayıtlıysa, acil 187 ihbar hattını aradığında konuşmasa dahi onlara bizim en yakın olan ekiplerimiz yönlendirilmekte, doğalgazla ilgili bir ihtiyaçları varsa yardımcı olunmakta veya da başka konularda da bir isteği varsa ekiplerimiz bu konularda da onlara yardım etmekteler. Evet. Bu şekilde bir çalışmamız bununla var. Bununla ilgili sanırım bir VTR'miz vardı. Arkadaşlarım bu VTR'yi ekrana yansıtabilirlerse memnun olurum. Bu arada telefonuma bir izninizle mesaj geldi. Ben onu okumak istiyorum. Evet, AKSA Doğalgaz. Evet, Sayın Hasan Öğünç, daire meskin içinde koku konulu ihbar kaydınız. Şu saat, şu da 21.53 tarihinde kayıt altına alınmıştır. Doğru, biz de 21.53 evet, demiştik. 38-1300 numaralı kaydınız ekiplerimiz tarafından sonuçlandırılmıştır. Bilgilerinize sunarız diyorlar efendim. Evet, evet biz de teşekkür ediyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz. Estağfurullah. Evet efendim, faturayı vatandaşa gönderdiniz. Vatandaşın cebinde parası yok o gün için veya unuttu. Ben gibi sık sık yapıyorum. Ne zaman kesiyorsunuz efendim? Hasan Bey, bizim şirketimizin çalışması eğer kullandıktan sonra bir kere fatura çıkmakta, yani normal olarak bu şekilde çıkmakta. Bir aylık bir kullanımımızdan sonra 10 gün içerisinde ödeyebileceğiniz size bir ödeme süresi verilmekte. Evet. Bu sürenin sonunda eğer ödememiş olursanız hiçbir şekilde biz bir işlem yapmıyoruz. 15 gün daha bekliyoruz. Bu süre içerisinde de halen sizden bir ödeme almamış isek size hem telefon yoluyla hem de ihbar mektubu yoluyla ödemediğinize dair haberdar ediyoruz. Mesajla ve dediğim gibi ihbar mektubuyla haberdar ediyoruz. Bununla ilgili 3 gün içerisinde ödemenizi sizden istiyoruz. Eğer çok ödemeyle ilgili bize getirdiğiniz bir geçerli sebebiniz varsa bunu değerlendirebileceğizdir. Ondan sonra doğalgazla ilgili ödeme yönteminde prosedürlerimize devam ediyoruz. Tabii ki ödenmemiştir diyerekten. Evet. Ondan sonraki işlemleri devam ettiriyoruz. Evet, evet. Ama burada baktığımızda toplamda 28 gün boyunca sizin ödemenizi bekliyoruz. Ödemeniz için sizi haberdar ediyoruz. Evet. Evet, bizim evde de bir ihbar hattı var. Eşim hemen bana ihbar ediyor. Diyor faturayı yine ödememişsin bak diyor. Mesaj geldi diyor.
O da beni uyarıyor, sağ olsunlar. O yüzden bu konulardan zamanında haberdar olmak için mutlaka telefon kayıtlarınızı, eğer eski bir kayıt bıraktıysanız mutlaka güncellemesini kullanıcılarımızdan rica ederim yani. Evet arkadaşlarım, VTR'mizin hazır olduğunu söylüyorlar. İzleyelim efendim. Engelleri aşmak bir telefonunuza bakar. Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların engellerini kaldırmak için 7/24 çalışıyoruz. Telefonda acil durumunu anlatmakta güçlük çekebilecek olan duyma ve konuşma engelli, acil gerekli ilk müdahaleleri yapamayacak durumdaki yürüme ve görme engelli veya yardıma muhtaç bir abonemiz çağrı merkezimizi aradığında, abone bilgileri sistemde otomatik olarak görünüyor ve konuşması için beklenilmeden adrese en yakın noktadaki acil müdahale ekibi sistemden tespit edilerek hızla aramanın geldiği adrese yönlendiriliyor. Adrese ulaştıklarında ise tüm incelemeler yapılarak doğal gazla ilgili her konuda anında gerekli müdahaleler yapılıyor ve çözüm sunuluyor. Engelli veya bakıma muhtaç aboneler aradığında sorunlarını anlatamasalar dahi Aksa Doğalgaz anında yanlarında. Bu hizmetten yararlanabilmek için adreste engelli biri olduğuna dair gerekli belgelerle başvurup sisteme tanımlama yaptırılması gerekmektedir. Aksa Doğalgaz, can yoldaşı. Aksa Can Yoldaşı projesi kapsamında yer alan bölgelerin listesine aksadoğalgaz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, müdürüm 1,5 saat ne konuşacağız derken bu süre bize yetmeyecek galiba. kalanını da ileriki süreçlerde Kanal 3'te sabahta konuşuruz inşallah efendim. Yeni programlarda mutlaka yapacağızdır. İnşallah. Sosyal sorumluluk konusuna önem veriyor. Aksa çocukların eğitimine önem veriyor. İsterseniz bu konuyu açalım efendim. Dediğimiz gibi biz sosyal projelere mutlaka katkı sağlamak istiyoruz ve bunların içerisinde yer almak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada birinci olarak biraz önce de gördüğümüz gibi can yoldaşı ile ilgili dediğimiz gibi engelli vatandaşlarımıza, duyma işitme problemi olanlara, ihtiyaç sahiplerine bir can yoldaşı gibi bir proje başlattık ve bunu devam ettirmekteyiz. Afyon ve 27 ilimizde bu çalışma devam etmekte. Artı bu sene biliyorsunuz plastik poşet uygulamasına ülkece vazgeçtik ve bunu artık kullanmıyoruz. Biz de bunun açıklanmasıyla beraber çok hızlı bir şekilde aksiyon aldık Aksa Doğalgaz olaraktan ve müşterilerimize geldiği zaman sayaçları taşıması için değil mi efendim? Tabii ki geldiklerinde bizim sayaç verdiğimizde olsun, başka bir şey verdiğimiz malzemelerde olsun, bırakalım doğal kalsın sloganıyla böyle çantaya hediye etmekteyiz. Evet. Bu gördüğümüz çanta geri dönüşümü çok kolay olabilecek bir çanta ve defalarca kullanabilecekleri bir çanta. Bu yüzden ya böyle bir proje başlataraktan ülkemize bir katkı sağlamaya bundan çalışıyoruz. Bundan 25 kuruş alıyor musunuz? Hayır, biz bunu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Evet, evet. Bir de eğitim konusu vardı galiba. Evet, en önemli projelerimizden, sosyal projelerimizden birisi de enerji ansiklopedisi yaptırdık. Burada da görüleceği üzere Türkiye'deki tüm illerde bu belli dönem şu anda her ay gezilmekte. Hazırladığımız bu ansiklopedi çocuklarımızın anlayabileceği bir seviyede hazırlanmış durumda. Onlara enerji ve enerji çeşitlerini anlatmakta. Evet. Bunu ülkemizde nasıl tasarruflu kullanması gerektiğini bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de çocuklarımızı bilinçlendirip geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, yakıt türlerinden bilgi veriyor. Nasıl tasarruf yaparız onu çocuklarımıza anlaşılır bir dilde
anlatılmış. Hakikaten güzel bir emek verilmiş bir ürün. Çocuklar kadar büyüklerin de okuması bence. Tabii ki. Ailemiz yani, ve bütün olmadı. Dünya için yapılacaklar listesi. Arkadaşım yakın gösterebilirse burada güzel bir şekilde anlatılmış. Evet müdürüm, siz devam edebilirsiniz efendim. Ya bu genel projelerimizle birlikte tabii ki Afyon ilimizde de biz çeşitli etkinlikler yapmaktayız, sosyal etkinlikler. Bunlar hatıra ormanı oluşturmaktayız 3 yıldır. Ağaç dikimleri, fidan dikimleri yaparaktan hatıra ormanı yapmaktayız. Afyon'umuza bir değer katmaya çalışıyoruz. Ayrıca huzurevi olsun, çocuk esirgeme kurumları olsun veya da özel öğrencilerimiz olsun, özel çocuklarımız olsun, onlara ziyaretler yapıyoruz. Bu sene yeni başladık, ya ilk defa gittik diyebilirim. Şehit ve gazilerimizin derneğine gidip onları ziyaret ettik. Onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Kızılay'a belli dönemlerde çalışanlarımıza yine çok teşekkür ederim. Kan bağışlarında bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşması için. Aynı şekilde bizden bize bir talep gelmesi durumunda veya da bildiğimiz bir yer varsa öğrencilerimize kitap kırtasiye yardımı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet, doğal gaz sobası, evet. Doğalgaz sobasını şöyle anlatabiliriz. Afyon tanışmadı ama büyük fazla kentlerde var. Evet, evet yaygın. Evet. Doğalgaz sobası eskiden belli var. Ancak dediğiniz gibi toplumumuz doğalgaz olduğu zaman direkt olaraktan kombi kullanmak istiyorlar. Radyatör taktırmak istiyorlar. Ancak bunların ekonomik durumları, yani daha doğrusu ekonomik olaraktan pahalı olabilecek cihazlar. Eğer maddi durumu kötü olan vatandaşlarımız evleri küçük metrekarelerde, 70-80 metrekare veya da daha da küçük yerlerde kalıyorlarsa bizim tavsiyemiz doğalgaz sobalarına geçmeleri. Çünkü bu doğalgaz sobası hem daha az yakıt kullanaraktan küçük yerlerde kullanılabilecek bir soba. Evet, ödemek için mutlaka pilli kavşağın oradaki sizin yere mi gelmeli vatandaşlar efendim? Hayır. Nereye ödeyebilirler? Hayır, kesinlikle. Yani bunu buraya gel her bir zaman her zaman bekle. Bir zaman söz konusu olmuştu. Merkezden gitti. Oraya 2 dolmuşta geleceğim, 3 dolmuşta geleceğim diyen vatandaşlarımız vardı. Biz Afyonlumuzu her zaman bekleriz. Buyursunlar. Her zaman yardımcı olmaya çalışırız şubelerimizde. Ancak eğer fatura ödemelerini postaneden, bankalardan otomatik ödeme talimatı vererekten teknolojinin getirdiği kolaylıklar sayesinde anında ve çok basit şekilde ödeyebilirler. İlla ki şubelerimize gelmeye, orada sıra beklemelerine gerektirecek bir durum yok. Evet, ben ev sahibiyim ama kiracımın abone olmasını istiyorum. Yani bırakıp gittiği zaman işte ben boşta muhatap olmayayım diye. Kiracı abonesi yapılabiliyor mu efendim? Kiracı abonesi, biz özellikle zaten kullanıcı kimse onun gelmesini istiyoruz. Onunla sözleşme yapmak istiyoruz. Böylece karşıdaki kullanıcıya birebir hızlı bir şekilde ulaşıp onunla gerekli işlemleri tamamlayabiliyoruz. Dediğiniz gibi ev sahiplerinin böyle bir durumdayken gelmelerine gerek yok. Kiracılarıyla kira sözleşmesi yapmaları durumunda her türlü biz kiracılara da işlemlerini tamamlamakta onlarla görüşmekteyiz. Evet, abone bedelleri nedir efendim şu an için geçerli olan? Şu anda tüm Türkiye'de geçerli olan rakam olaraktan baktığımızda yine vergiler dahil 706 lira gibi bir ücrete, abonelik ücretine sahip. Bunlara belli dönemlerde abonelik kampanyaları yaparaktan taksitlendirmelerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, bunu da ifade ettik. İzleyicilerimiz sormuştu efendim. Evet, önemli bir konu. Dağıtım hattınızda yüksek basınç var. Baktığımız zaman işte bazı kurumlar elektrik olsun, belediye olsun, onu da geçtim ben. Vatandaş apartmanından karşıdan bir arıza için yolu kazıyor, zarar verebiliyor. Bu konuda sıkıntınız nedir efendim? Hasar veriyor mu size bu konuda? Hasan Bey, bu bizim en önemli konularımızdan birisi ve özellikle takip edip çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi. Çünkü kaçak kazılar nedeniyle boru hatlarımıza zararlar gelebilmekte. Bunun sonucunda da vatandaşlarımız yine mağdur olmaktalar. Bu nedenle kesinlikle izinsiz kazı yapılmaması gerekmektedir. Tüm afyonlarımızdan talebimiz izinsiz kazı yapılmaması. Böyle bir kazını fark ettikleri zaman mutlaka 187 ihbar hattımıza haberdar etmeleri. Böylece hem buradaki çalışan bilinçsiz insanın can ve mal güvenliğini sağlayacaklar. Hem de dediğim gibi Afyon'umuzun can mal güvenliğini sağlamış olacağız.
Biz bu sene bununla ilgili büyük bir olay atlattığımızı düşünüyoruz. Şöyle anlatmak gerekirse, biz tüm hatlarımızı güvenli bir şekilde devreye aldıktan sonra her yıl belli periyotlarda lazerli kaçak arama cihazlarıyla kontrol etmekteyiz. Sokak sokak bunları kontrol ettirmekteyiz. Bu yıl yaz dönemi kontrollerimize baktığımızda Kanlıca bölgemizde bulunan TOKİ tarafında bir doğalgaz sızıntısı olabileceği şeklinde bir tespit yaptık. Ancak birkaç günlük yaptığımız kendi çalışmalarımızda yer tespiti bir türlü yapılamadı. Ancak biz burada acaba kaçak yok mu, yer tespit edemiyoruz gibi deyip üstüne düşmemezlik yapmadık. Arkadaşlarımız gerekli önemi göstererekten daha kapsamlı bir çalışma yapmaya karar verdik ve Kanlıca'daki bulunan kullanıcılara bir gün önceden haberdar ederekten hızlı bir şekilde buranın doğalgazını boşalttık, bu bölgenin doğalgazını boşalttık ve sabah 8'den olmak üzere ertesi gün sabah 5'e kadar durmaksızın bu kaçağı bulmaya çalıştık. Ve sonucunda da bir kaçak gazı neticesinde borumuza zarar verildiğini gördük. Zamanla buradan kaçak verdiği ve bu kaçağın yağmur suyu ve kanalizasyon hattığına karıştığını gördük. Bu nedenle de tespit edemediğimizi anlamış durumdayız. Bunun fark edilmemesi durumunda olabilecek faciaların önüne geçmek için bu konuya mutlaka önem verilmeli. Çok dikkat edilmelidir. Evet. Murat Ceren Müdürüm 2 saattir sizi izliyorum, ne zaman bitecek, ben diyor yatacağım demiş. Biz de onun bu talebini yerine getirelim, programı kapatacağım. Ama programı kapatmadan önce Emirdağ Yenidoğan Mahallesi'nden Yelda Topkaya size teşekkür ediyor, size ve ekibinize. Biz teşekkür ederiz. Yine Şuhut Fen İşleri Müdürü Abdullah Zeybek de Şuhut'ta yaptığınız yatırımlardan dolayı teşekkür ediyor. 2020 yılında da yatırımlarınızın artarak devam etmesini dilemişler. İnşallah. Pek çok mesaj var. Bunu da program sonunda ben size ileteceğim. Ben yine buradan aynı şekilde Abdullah Bey Şuhut Belediyesi'nde, Şuhut Belediye Başkanımız olsun, diğer belediye başkanlarımız olsun, Sayın Valimiz olsun, hepsine çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle biz buradaki çalışmalarımızı çok rahat ve iyi şekilde ilerletebiliyoruz. İnşallah daha da iyi işler başaracağız. İnşallah efendim. Evet, ben son sözlerinizi alayım. Eğer unuttuğunuz bir şey varsa da, açamadığımız konular varsa da Kanal 3'te sabah sizi her zaman hazır efendim misafir etmeye. İnşallah Hasan Bey. Çok teşekkür ederim bu programda yer verdiğiniz için. Kanal 3 ailesine de ayrıca çok teşekkür ederim, buradaki çalışan arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ortamda çalışıyorsunuz. Birkaç defa geldik ziyaret ettiğimizde. Ortamın güzelliğini gördük. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kullanıcılarımız olsun, Afyonlumuza olsun da inşallah doğalgazı daha güzel günlerde kullansınlar. Evet, daha fazla kullanırız ki artık kömürün zehrinden Afyon Karahisar bir an önce kurtulsun. Evet, kesinlikle. Evet, sizler gayret ediyorsunuz. Sadece kapının önüne kadar getirmekle iş bitmiyor. Mutlaka abone olunması, o konforun tadılması gerekiyor efendim. Evet, kesinlikle. Evet, konfor da yaşanmadan öğrenilmiyor. Hakikaten güzel bir olay. Kesinlikle. Evet, önce başta sizlere ve ekibinize, buradaki mühendis arkadaşlarıma, ana kumandada yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. VTR'lerin yayınlanması konusunda yol gösterdikleri için, evet. Yenidoğan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun açıklamaları var. O da teşekkür etmişler efendim. Sağ olsun. Evet, burada bizden kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bir Kanal 3'te mercek programında sonuna geldik. Ben AHKSA Afyon Doğal Gaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Tuncay Gezer'e çok teşekkür ediyorum. Tabii günün yorgunluğu, hatalı bir şey söylemeyeyim diye karta bakmamı gerektiriyor. Sabah erken saatlerden itibaren birlikteydik. Hatta öncesinde biz hazırlıklar için geliyoruz, kameraman arkadaşlarım, ana kumandadaki arkadaşlarımla beraber. Evet efendim, sizlere de teşekkür ediyoruz gecenin bu saatine kadar bizleri izleme zorunda kaldığınız için. Hatamız, kusurumuz olduysa hem sayın müdürüme söylüyorum hem izleyicilerimize affola efendim. Haftaya yeni bir mercek programında sizlerle birlikte olana dek sağlığınıza, insanlığınıza iyi bakın efendim.